Ben buraya Antalyalı bir sanayici olarak bakacağım. Aslında Antalya bizim Tabii. olduğumuz organize sanayi bölgesinde 400 kadar fabrika var. Biz hepimiz neredeyse birinci nesiliz. Yani babasından dedesinden kalan değil de kendi elleriyle iş yapan, kendi elleriyle fabrika yapan insanlarız biz. Aslında Türkiye'nin pek çok sanayicisi aynı durumda. Bizim her zaman finanse erişim diye bir problemimiz oldu. Pandemi bunun üzerine yağ, tuz, biber ekti. Ancak Türkiye'nin insanı, sanayicisi çok kıvraktır, agresiftir, çalışkandır, yaratıcıdır. Şimdi aslında dünyada paranın bol olduğu bir zamandayız. Yani insanlar çok büyük paralar sahibi olmuşlar ve işletecek yer arıyorlar. Bizim paralara ulaşma yolumuz ne? Bizim paralara ulaşma ya da finanse edilme yöntemimiz çok basit. Varsa eğer gayrimenkullerimiz, fabrikalarımız, iş yerlerimiz, bunları teminat gösterip kredi alabiliyoruz. Tabii bankalar böyle bir zamanın içinde belki de haklı olarak ellerini bir parça çektiler. Finansa erişimimiz bir parça kısıtlandı. Ancak ben şimdi olayı daha iyi anlatabilmek için kendi mesleğimden örnek vermeliyim. Biz gıda işleme, Lütfen. saklama ve üretimi işi yapıyoruz. Tabii ki dünyada burada çok önemli gelişmeler oluyor. Finans sektörü bunu bilir ya da bilmez, sigorta sektörü bilmez bu işi. Ama gıda çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. Hem gelişmiş ülkelerin gıda ile ilgili problemleri var. Gelişen ülkelerin de gıda ile ilgili çok daha büyük problemleri var. Gelişen ülkeler yerinde üretim istiyorlar. Artık ilaçsız üretim istiyorlar. Su kullanmadan üretim istiyorlar. Yer kaplamadan üretim istiyorlar. Gelişmekte olan ülkeler de karınları doysun, sağlıklı olsun ve fiyatlar değişmesin istiyorlar. Gelişen Evet. ülkeler maaşlarının %7'sini 8'ini gıdaya veriyor. Gelişmiş ülkeler. Gelişmemiş ülkeler %45'ini veriyor, 50'sini veriyor. Yani gıda temini ve gıda ticareti, gıda üretimi de son derece hem ekonomik hem de politik bir problem haline geldi. Tedarik zincirini bozduğunuz zaman, yani yerelde üretimi biliyorsunuz artık gıda bütün dünyayı dolaşıyordu eskiden. O yüzden de karbon ayak izi inanılmaz derecede önemli bir haldeydi. Herkesin bundan şikayeti vardı. Neden ben Endonezya'dan getirilen muzu Almanya'da dağıtayım, yiyeyim diyorlardı. Ama bu da bir paradoks. Sen eğer 1,5 dolara muz almak istiyorsan onun oradan gelmesi gerekiyor. Ya da senin muz yememen gerekiyor. Bu konuyla ilgili biz ne yaptık? Biz dünyanın 50-60 ülkesiyle çalıştık. Oralarda gıda işleme saklama tesisleri yaptık. Ondan sonra şimdi de aslında sizin dediğiniz belki de otomatik dijital gıda üretimine yıllar önce adım attık. Bugün de gazetenizde bir haber vardı. Dünyanın ilk Afrika'daki bitki fabrikalarından bir tanesini Nijerya'ya yapmak üzere bir siparişimizi aldık. Bizim Çok işimizde güzel. özellikle Tebrik ediyoruz öncelikle. sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün dünyanın gıda ile ilgili derdi var ve bu pandemi de burayı çok acayip değiştirecek bu tedarik zincirini. Burada bunun finansı da, üretimi de, dağıtılması da büyük travmatik değişikliklere uğrayacak. Tabii burada şimdi bizim bir tek bankalarla çalışıyoruz ama dediğim gibi pek çok fon da beraber iş yapacağı, katma değer yaratan, iş yaratan, network'ü gelişmiş olan firmalar arıyorlar. Bizim de böyle birkaç tane kontağımız oldu. Muhtemelen bu önümüzdeki 6 ay içinde birileriyle, uluslararası ticaret yapan, uluslararası sermayeli birileriyle yola çıkıp yürümek durumunda kalacağız. Ama bütün bunların hepsi dediğim, sizin nasıl dijitalleşme konusundaki gelişmeleri hem Levent Bey'den hem Yeşim Hanım'dan hem Pınar Hanım'dan dinledik. Markus Bey de kısmen zaten söyledi. Dünya artık kocaman böyle bir aşureye benziyor. Artık kendi kendine yetmeye, kendi bölgesine çekilmeye ve kendi bölgesinde kendisi için üretmeye çalışacak. Gıda bambaşka boyutlara geliyor. Artık Orta Doğulu ülkelerde, Afrikalı ülkelerde bu konuyu daha iyi değerlendirmek, gıda üretene para kazandırmak, kendi halklarına daha uygun fiyata gıda vermek, daha doğru fiyata gıda vermek ve sağlıklı gıda vermek üzere
çalışıyorlar. Biz de bunları sağlayan, inovatif işler yapan bu sektöre bir firma olarak buradaki gelişmelerle ilgili, pandemiyle ilgili size bunları birer not olarak görebilirim. Cantek'in geleceğinde bankacılık ve sigortanın nasıl bir rolü olacak? İkisi de bizim kardeşimiz. İkisi de kıymetli kardeşler. Şimdi bizim geçtiğimiz günlerde başımıza bir sıkıntılı iş geldi. İki tane fabrikamız vardı. İkincisini yaktık. Yeni yaptığımız fabrikayı maalesef. Evet, söylediniz. Tekrar geçmiş olsun. Altına çıkar oldu. Tabii her musibetten bir ders çıkarmak lazım. Buradaki derslerden bir tanesi, birincisi tamam bir sigortamızı doğru yapmışız. Zararımız %95'ti. Fabrikanın %95'i yanmıştı. Sigorta da bunun %95'ini verdi. Fakat şimdi bu Levent Bey'in söylediği sigorta çok önemli bir sigorta. Yani iş kaybı sigortası. Hiçbirimizin de bildiği bir sigorta değil. Şimdi bir fabrikanın yanması büyük bir travma. Bize atadan dededen de kalmış değil. Biz kendi el cihazlarımızla yaptık. İçine incik incik işlediğimiz bir yer. Şimdi bu fabrikayı kaybedince bir kere bunu yeniden yapmak 7 ay oluyor. Şimdi cironun ne dedik kar kaybı? Cironuz işte %35'i. %35 çok büyük bir değer. Yani siz buradan cironuzun %35'ini kar edeceksiniz. %15-20'sini işçiliğe vereceksiniz. Ve buradan %10-15 para kazanacaksınız. Bütün ekonominin zaten aslında özeti bu. Ya şimdi fabrikayı yerine getirdik ama geçen 7 ayımızı ne yapacağız? Doğru. Yani şimdi bu sigortaya çok dikkat edilmesini özellikle ben zaten bir fırsat bulduğum zaman da bütün meslektaşlarımla da paylaşacağım. Çünkü başına gelince insan bambaşka türlü bakıyor. Ben de diğer fabrikayı da bu fabrikayı da bambaşka bir şekilde sigortalamak için hemen çalışmalara başladık ve sigortamızı da hem kar kaybını hem de diğer bir sürü klozu da gözden geçirerek yeni baştan komple yapılandırdık. Şimdi dünyada evet, hem para değişiyor hem aktivasyon değişiyor. Bankaların da bu konuyla ilgili hem bakış açılarını hem çalışma yöntemlerini maalesef değiştirmeleri gerekiyor. Yani ne kadar bu konuyla ilgili hızlı hareket ederlerse o kadar iyi olur bence. Çünkü artık bizim hayatımızda hiç fon diye bir şey yoktu son 5 yıla kadar. Yani ben belki 20 tane fonla, 30 tane fonla birebir görüştüm. Yani insanlar paralarını değerlendirmek için daha fazla bir yerlere yatırım yapmak için böyle araçlar geliştiriyorlar. Şimdi gelişmiş dünyada çok büyük para var ve nereye koyacaklarını şaşırmış durumdalar. Bankaya 1 milyon dolar yatırıyorlar, 990 bin dolar geriye alıyorlar. Yani eksi faiz veriliyor. Şimdi bu adamlar haldır haldır para yatıracak yer arıyorlar. Şimdi biz bir teminat mektubu istiyoruz. Bankanın yarısını sigorta istiyorlar ya da yarısına teminat koyuyorlar. Yani bunlar çalışılacak, yürüyebilecek işler değil. Levent Bey çok haklı. Yani burada bambaşka enstrümanların gelişmesi gerekiyor. Bir proje yapacaksınız. Projenin kendisini teminat olarak almıyorlar. Çekip parayı nakden, yine teminatlarınızı bina karşılığında, gayrimenkul karşılığında nakden istiyorlar. Bunların da gelişmesi gerekiyor. Yani proje sigorta, proje finansmanı diye bir işin özellikle Türkiye'de gelişmesi gerekiyor. Benim işimin içinde gıda güvencesi diye bir kavram var. Gıda güvencesi sabit fiyatlı insanlara gıda temin etmeyi, sürekli gıda temin etmeyi, sağlıklı ve çeşitli gıda temin etmeyi kapsıyor. Ve bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birinci problemi. Biz de 30 yıldan beri bu konuyla ilgili çalıştığımız için bunları çok çabuk çözebilecek, finansçılara hazır projeler ve fizibiliteler geliştirdik. Yani ne diyelim, bugün Çad'ın nesi var? Çad Afrika'nın en büyük hayvancılık merkezlerinden bir tanesi. İşte 20 milyon insanı var, 120 milyon hayvanı var. Türkiye'de 80 milyon insan var, 15 milyon hayvanımız var. Çok büyük et kaynağı var. Ama bunlar çeviremiyorlar bu eti. Ne yapmaları lazım? Katma değer yaratmaları lazım. O zaman onlara mezba projesiyle beraber fizibilitelerin de olan projeler hazırladık. Somali'nin çok ağır balığı var. Moritanya'nın çok fazla balığı var. İşleyemiyorlar. Bunlara da yine kendi gıdalarından para kazanabilecek
İşte tekne alırsanız şu para, işlemeye kalkarsanız bu para, bunu dondurmaya kalkarsanız bu para, balık ununa çevirirseniz bu para diye hazır fizibilitelerle beraber kendi işimizi bütün dünya çapındaki gıda üreticilerine, gıda ambalajcılarına ve ülkelerin gelişmişliklerine fayda vermek ve kendi gıdalarından kendi paralarını kazanmalar için böyle projeler hazırladık. Özellikle pandemi döneminde çok daha aktif hale geldi, çok daha önemli hale geldi. Tabii burada da yine finansın, bankacılığın birinci derecede bu konularla ilgili hassasiyetlerini artırmaları gerekiyor. Çünkü Afrika Kalkınma Bankası'nın başkanı Atsuko Hanım var, Japon. Abidjan'da görüştük. Dedik ki böyle böyle kalkınma projelerimiz var. Dediler yani siz hani bu konunun yani nereden bu kadar içindesiniz? Yani biz 30 yıldır bu işin içindeyiz. 15 bin tane proje yapmışız. Ve de bir sürü başarısızlık hikayesi gördük. Hele Türkiye'de çok fazla. Türkiye'de de mesela iddiamız şu. Türkiye'de de refahın, huzurun artması için en önemli konulardan bir tanesi gıda fiyatı stabilitesi, gıda temininin stabilitesi. Ve bu hem bankacılık sektörünün müdahil olması gereken bir şey, hem de yönetimlerin, yani devletin müdahil olması gereken bir konu. Gıda o kadar önemli bir konu. Bu konularla ilgili özellikle kalkınma projelerinde, yani projeyi finans ederken, o projeye bakarken, o bileşenlerine ve o ülkeye ne vereceğini, özellikle kalkınma bankaları adına söylüyorum bunu, çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında Birleşmiş Milletler dahil bu regülasyonu yapmak için herkes canla başla çalışıyor gibi görünüyor. Ama maalesef aktiflik yetmiyor. Yani başka bir kafa lazım, başka bir şekilde yanaşmak lazım bu problemi çözmek için. Bu problemi çözmeden de rahat huzur yok. Özellikle yerel, yani yönetimlere rahat huzur yok. Çünkü dünyanın sadece 10 tane ülkesi gıda ile ilgili işini çözdü. Yani özellikle bankalara da ben buradan belki bir esinlenme kaynağı olur diye altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Ülkeler huzursuz. Çünkü insanlar bir patatese bir 10 lira bir 1 lira vermek istemiyorlar. Burada bir regülasyon istiyorlar. Bunların saklamayla da alakası var. Çiftçinin desteklenmesiyle de alakası var. Beklentiler, bankacılık, kaynakla ilgili 2021'de olası kısıtlar. Beklentileriniz, değerlendirmeniz, süremiz de bir dakika. Evet, şimdi olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Sabahleyin satın almadan arkadaşlar geldi. Abi dediler, demir %30 arttı, bakır %60 arttı. Tedarikçiler zaman vermiyor, sıra vermiyor, şekil vermiyor. Yani ne kadar zamanda neyi temin edebileceğimizi bilmiyoruz dediler. Olağan dışı, yani emtia fiyatlarının hiç ben böyle delirdiğini görmedim. 35 yıllık makine mühendisiyim. Ben böyle delirdiğini görmedim. Çok çılgın bir şeyler oluyor dünyada. Yani biz buradan geçeriz. Tabii ki yani sigorta bizim bir tarafımız. Eğer sigortamızı doğru yapmasaydık ve işimizin başında olmasaydık biz bu badireyi atlatamazdık. Finans işi de bizim bir bacağımız. Yani bankacılıkla biz etle tırnak gibi olmamız gerekiyor. Artık birbirimizin derdinden anlamamız gerekiyor. Lep derken lep de bir anlamamız gerekiyor. Yani çok da ciyaklamamız gerekmiyor. Biz hayatımız boyunca ciyaklamak durumundayız. Çünkü dediğimiz gibi sermaye, para vesaire bizim Türk sanayisinden uzak şeyler. Biz yavaş yavaş bunları kapatıyoruz. Ben 57 yaşındayım. Daha 100 yaşına giremedi Türkiye. Benim babam şofördü. Yavaş yavaş yaptığımız şeyleri artık hem sanayicisiyle, hem bankasıyla, hem sigortasıyla, hem ekonomisiyle, ekonomisini bilen insanlarla beraber sırt sırta getirmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz olmadan birimiz olmuyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ben her zamanki gibi sizin her toplantınızda ben bakıyorum Hakan Beyciğim, yine çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiniz. Beni de davet edip şereflendirdiğiniz için şirketim ve kendim adıma teşekkür ederim.